Herkese merhabalar. Paraşütlü Öğretim Bandı'nın 12. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren. Ben de Andaç. Bugünkü konuğumuz Yüzüspor'dan Mustafa Dalcı. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Merhaba. Normalde her şirketin işte nasıl ürün geliştirdiği üzerine konuşuyoruz. Bugün aslında birden fazla şirket için nasıl ürün geliştirdiği üzerine konuşacağız ve ürün geliştirenlere nasıl yardımcı olunur? Aynen. Ürün geliştirenlere nasıl ürün geliştirilir? Evet. Gibi bir konumuz olacak. Tekrardan hoş geldin. Çok kısaca Yüzüspot'u anlatabilir misin? Bilenler biliyordur zaten de senden bir dinlesek süper olur. Ben Yüzüspot'u araştırma görevlisiyken kurdum. Aslında yıllar öncenin webmaster'ı denen adamlar var ya, onlardan biriydim. Yani frontend ve backend'i beraber kodlayan ve yanımdaki bir tasarımcı arkadaşla beraber üniversitenin web sayfasından sorumlu ekiptik biz. ODTÜ'de güzel güzel web sayfaları yaptığımızı düşünüyorduk tabii. Sonra bir arkadaşım dedi ki ya bu yaptığınız sayfaları test mi etsek acaba son kullanıcılarla? Dedi biz de tamam dedik. Çünkü kendisinin bir akademik paper işi vardı. Test için case'ler arıyordu. Bizim de o sıra kütüphane web sayfasını yapıyorduk. Çok güzel olduğunu düşünüyorduk bu sayfanın. Sonra test ettik kullanıcıyla. Yani öyle böyle kötü yapmamışız sayfayı. Daha birinci kullanıcı, bu arada test de hani birazdan da konuşuruz. Bir laboratuvar ortamı gibi kullanıcı belli senaryolarla ürünü kullanmaya çalışırken siz de bu tek taraflı bir cam var. Onun arkasından izliyorsunuz sinsi sinsi kullanıcıyı. Böyle nerede ne yapamıyor falan diye. Böyle birinci kullanıcı yapamadı dedik ya. Onun kendi aptallığıdır. İkinci kullanıcı yapamadı. Üçten sonra ben user spot'u kurmaya karar verdim. Dedim, bu ticari bir iş olur yani. Hani ben bu ürünü yaparken o içeride test ettiğim adamı dahil etmeliydim işin içine. Şirketler de dahil etmeli diye. Aslında UserSpot böyle kullanıcı testi yapma amacıyla çıktı. İşte Etohum şirketi, Etohum'un ilk yılında o dönemdeki Etohum destekleri daha çok hani sahneye çıkartmak üzerineydi. İlk yılında işte Burak Büyükdemir'e de anlatmıştık fikri ve onun sayesinde ilk müşterilerimizi bulduk. Aslında İlk müşteri adayımız şu anda yönetici ortak olarak şirkete dahil olan Evrim. Garantide çalışıyordu o sıra. Bizimle hemen iletişime geçti ama bize ilk parayı veren Yemek Sepeti oldu. Nevzat Aydın oldu. Yani çok düşük bir rakam almıştık ama yaklaşık 15 dakika telefonla. Müşteri olarak ilk parayı veren. Tabii müşteri olarak parayı veren. Yok yatırımcı. Ya şu ana kadar hiç yatırım almadık bu arada. Hı-hı. Sene kaç buydu? Sene 2009-2010. Yemek Sepeti'nin bu mevcut arayüzü yenileniyordu. O sırada bir test yaptıralım vesaire dediler ve açıkçası ilk müşterimiz onlar oldu işte. Sonra yavaş yavaş kullanıcı testi işi büyüdü. Müşteriler neyin olmadığını değil de yani çünkü kullanıcı testi raporunda nelerin kötü olduğuna dair hem kullanıcı videoları falan gösteriyorsun. Bak kullanıcı burada bunu anlamadı diyorsun. Yemek Sepeti'nde ilk konuları dahi anlamayan kullanıcılar vardı. Hatta şey var işte Çin restoranlarını listeli diye bir senaryo verdik insanlara. İnsanlar o senaryoyu listeledi. Yani senaryoyu gerçekleştirirken bir listeyle karşı karşıya kalıyorlar. O listede ikonların anlaşılabilirliğine sorular soruyoruz. Diyoruz ki bu hani kırmızı bir çatal bıçak kapalı gösteren ya da yeşil çatal bıçak açığı gösteren ikonları ne anlama geldiğini soruyoruz insanlara. Mesela bir kısmı şey dedi gerçekten yani bu yeşil olanlar da çatal bıçak veriyorlar. Çin restoranı kırmızı olanlar da vermiyorlar. Yani. Faşist restoran. Yani. Çok iyi diyeceksin. Tamam. Ama öyle şimdi öyle anlatınca mantıklı geldi. Evet, Çin restoranı zaten. Falan diyorsun. Çünkü. Aynen bu mantıklı. Zaten hepimiz gün içerisinde buna benzer milyonlarca şeyi yanlış anlıyoruz. Ama birisi bizi izlemediği için o yanlış anladığımızda kalıyoruz. Yani hayatımın sonuna kadar öyle gidiyor. Yani daha doğrusunu öğrenene kadar. Ya çünkü bilgisayar karşısında bu cihazlar karşısında kimsenin de çok dikkatli bir şekilde hani araba kullanırken gösterdiği dikkati göstermediğini evet. Biliyoruz yani hani sallıyoruz. Her 5 paragraftan birini okuyorsun. Önüne gelen tasarımın sadece %10'luk bir kısmına hakimsin vesaire. İşte bunları aslında anlata müşteriler de şey noktasına geldiler. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra ya tamam bize kötüyü gösteriyorsun ama iyinin ne olduğunu da anlatın artık. Şu an kaç kişisiniz? Şu an 47 kişiyiz. Gelmeden önce tekrar maaş Excel'ine bakarak. UserSpot tarafında 47 kişiyiz. Aslında UserSpot Taze diye bir frontend ve yazılım şirketiyle, backend şirketiyle bir ortaklığa gitti.
Sonrasında Growth Hacking Studio diye bir optimizasyon, kendi içinde bulunan optimizasyon tarafını ayrı bir yapıya soktu. Şimdi de ben aslında iki ortağım Eren ve Evrim daha çok User Space'la ilgilenirken kendim IUX adını verdiğimiz bu inovasyon süreçlerinde şirketlerin bir akıllarına bir şey geldi, hemen onları yapalım odaklı bir yapı kurdum. Şimdi onunla ilgileniyorum. Farklı farklı bölümler var şu an User Space'da aslında. Değil mi? User Space'un içinde aslında 3 tane UX ekibi var. UX ekibini nasıl tanımlıyorsunuz siz? UX ekibini şöyle tanımlıyoruz. İçinde kullanıcı araştırmacısı, işte etkileşim tasarımcısı olan, bir de dördüncü ekipte aslında UI ekibimiz. Bu 3 UX, bir tane de UI ekibinin olduğu bir yapı var. O 3 UX ekibinde içinde araştırmacı, etkileşim tasarımcısı ve bir proje yöneticisi bulunuyor. Ve projeleri şirket içerisinde farklı yetkinliklere göre 3'e bölüp ekiplere dağıtıyoruz. Şimdi kaçtı? 2009 muydu? 2010 muydu? 2009. 2009'da fatura 2009. Resmi kuruluş 2011 bu ara. 2009-2011, yani o zamanlar bu UX etkileşim deneyimi dediğin, çok güzel bir Türkçesi varmış adı UX'in. Interaction, aslında interaction design etkileşim tasarımı diye geçiyor. Doğru. Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcı deneyimi aslında temel şey ama O terimler yoktu yani. Tabii terimler yoktu. Ben de başta çok gıcıktım mesela. Yani müşterimize kullanıcı testi anlatıyorum. Usability test, kullanılabilirlik testi. Müşteri diyor ki bu UX testinden yaptırmak istiyoruz. Ben de şey dedim, hayır UX testi diye bir şey yok, lütfen bunu düzgün öğrenin diye. Sonra anladım ki aslında yani insanlar öyle kullanıyorlarsa terimleri, öyle zorlamaya öyle, gerek neden, yok. Aynen yani. Alıyorlarsa neden kendi diyor müşterime böyle bir şey davranışı içerisindeyim? Hani bunun doğrusunu öğreneceksin. Hani bir akademisyen davranışından çıktım, dedim ki ya tam UX testi artık. Yani. O yüzden terimlere çok gerçekten odaklanmamayı öğrendim ben. Zaman içerisinde sizin ürün de tabii yerine oturdu ve şekillendi ve gelişti vesaire. Şu anda ürününüzün üzerinden biraz geçelim, ya da servisiniz ürün diyorum ama yani verdiğiniz hizmetlerin üzerinden bir geçelim istiyorum. Yani ana şeyiniz galiba geleneksel UX diye adlandırdığın. Evet. Ya aslında geleneksel UX diye adlandırılan işte ürün tasarımı dünyasından esinlenilmiş. Şu an işte tasarım odaklı düşünce diye hani design thinking şeylerini her yerde görüyorsunuz. Yani çılgınca bir popülerlik içerisinde. Birbirini tekrar eden metotlar var aslında. Birbirini tekrar eden, farklı isimlendirmelerle kullanılan bir tasarım süreci. Aslında ürün tasarımına niye oturmuş? Biraz onunla başlayalım. Yani çünkü ürün tasarımı, bu geleneksel tasarım sürecinin şeyi gerçekten doğduğu alan. Ürün tasarımında tasarımcı iki temel soruyla başlıyor sürece. Yani bunu bir, kim kullanacak? İki, nerede kullanacak? Bu iki temel soru seni bambaşka tasarımlara götürebilir. Neden yok mu? Neden kullanacak kısmı yok. Aslında mesela bir şey yapacaksın. Sandalye yapacaksın diyelim. Kim kullanacak ve nerede kullanacak kısmıyla başladığında seni plastik sandalye yapıp insanlar piknikte üzerine oturacağı bir sandalye yapmaya da götürebilir. Ya da bir dişçi sandalyesi yapmaya da götürebilir. İşte hani kim ve nerede dediğin anda malzeme farklılaşıyor. Şey farklılaşıyor. İşte oynar başlıklı olması gerekiyor, birisi diğerinin hafif olması gerekiyor. Gerçekten bu iki soruyla girdiğin zaman ve o kim kullanacağı anlamak için şu insanı bir tanıyalım ya, kimmiş bu adam, neyin nesiymiş diyerek sürece başladığında gerçekten o geleneksel tasarım sürecini, geleneksel tasarım süreci diye adlandırdığımız şeyi tam olarak yapmış oluyorsun. Bunun da bir galiba metodolojisi var. Yani 3 adımlı bir şey var galiba sizin de. Evet, biz de 3 adımdan oluşturuyoruz. Yani işte araştırma, tasarım ve optimizasyon diye. İşte tasarım odaklı düşünce, işte empati yap vesaire diyor. Lean Startup, yani yalın girişimdekiler sokağa çık diyor. Aslında hani o araştırma adını verdiğimiz şey farklı farklı isimlendirmelerle aslında müşteriyle konuş. Evet. Müşteriyi anla daha doğrusu. Ya aslında aynen, altında yatan şey temel olarak şu. Sen çok kısıtlı bir sosyal etkileşime sahipsin. Çoğu zaman yaptığın ürünü kullanacak insanları tanımıyorsun. Yani bu sadece sokakta yürüyen o hani göbeğini kaşıyan adam diye adlandırılan, hatta bazen dalga geçilen o mass kitle değil sadece. Hı. Yani bir yatırımcı ürünü yaptığın zaman da işte 25 milyon dolar olan
adamı tanımıyorsun değil mi yani? Var mı? 25 milyon dolar olup işte dolarda, euroda hisse senetleriyle falan şey yapan arkadaşlarımız. Benim yok mesela, yok. Yani çok tanımıyorum. Yani çoğu zaman yaptığın ürünü, işte bir freelancer arkadaş vardı şey diye gelmişler ona, ya ben bir traktör firması aramış. Demiş ki ya traktör web sitesi yapacağız. Bana da şey diye anlatıyor. Yani hayatımda bir saniye dahi traktör alma hissiyatı içerisinde değildim yani. Hani insanlar alırken nasıl davranırlar? Neyine nasıl bakarlar da bilmiyorum. Empati kuracağımı bilemiyorum. Tabii traktör yani tekerleğine mi bakarlar? İşte morkuna mı, motoruna mı, nesine bakılır bu traktör olurken bilmiyorum. Bu hepimiz de öyleyiz. Yani dijital ortam da bu şey yapmadı bunu. Genişletmedi. Herkes daha zorlaştırdı da diyebilirim aslında. Çünkü yani ölçeği arttırdığı için. Bir yandan da herkes yine kendisine benzer insanları takip ediyor. Yani doğru. Ben işte bu Beşiktaş-Fenerbahçe olayları oldu ya, bu işte kavga dövüş falan oldu. Yani benim timeline'ım tamamen Beşiktaşlardan oluşuyordu. Hiç karşı tarafın argümanlarını falan duymadım. Bir arkadaşım var, onun timeline'ına bakıyorum. Onunki de tamamen Fenerbahçelilerden oluşuyor. O da bizim argümanımızı duymuyor. Yani tamamen kendi sevdiğimiz insanlardan oluşan bir sosyal çevremiz var. Fiziksel ve dijital olarak. Ve tanımıyoruz daha da. Yani İşte General Mobile Discovery diye bir telefon Türkiye'de %30'larda falan kullanım oranındayken analitik raporlarına bakıp insanlar şey diyordu. Kim kullanıyor ya bu telefonu? Var mı? Etrafa bakıyor, herkes iPhone falan kullandığı için. Zannediyor ki herkes kendisi gibi. Yani herkes, tüm dünya kendi etrafındaki gibi insanlardan oluşuyor. İşte bu kim kullanacak, bu varsayımı biraz yıkmak. Nasıl ulaşıyorsunuz yani peki o kime? Yani o araştırma kısmı. Evet, araştırma kısmı aslında şey, çok farklı teknikleri var. Böyle nicel ve nitel olarak değişebiliyor. Yani çok fazla sayıda insana ulaşman gerekebilir. Ya da çok az sayıda insana ulaşıp onu gözlemlemen, daha derine inmen gerekebiliyor. İnsanların dediklerini dikkate aldığın bazı şeyler var. Davranışlarını dikkate aldığın bazı araştırmalar var. İşte bu dört alan var. Hani nicel, nitel, dedikleri, yaptıkları. Bu dört alandan da farklı araştırma tekniklerini birleştirerek temel bir şey yapıyorsun. Bir araştırma planı oluşturuyorsun. Yani şey yapanlar var. Baya baya Sultanbeyli'ye gidip taşınıp orada yaşayan, oradaki insanların davranışlarını anlamaya çalışan, böyle etnografik araştırma yapanlar var. Herhangi bir ürün yapacaksınız. Mesela biz Teknosa'nın arayüzünü tasarlarken arkadaşlarımız gittiler. Teknosa mağazalarına giydiler Teknosa kıyafetlerini. Ve stajyer satış temsilcisi diye normal satış temsilcilerinin yanına verdi Teknosa'nın. Ve oturup orada televizyon falan satan arkadaşımız oldu. Normal primi de aldı mı? Aynen, yok prim almadı. Cumartesi günü yoğunluktan onu da sormuşlar. Tak diye satmış. Ve şeyi anlıyorsunuz yani, oradaki adam nasıl telefon alıyor? Şimdi donanım habere baktığında herkes bilgisayar alırken sanki çok bilgiliymiş vesaire diye bir düşünce oluşuyor kafanda. Ben sadece kampanya peşinde koşarım. Ya da evet, aynen. Ama öyle değil yani. Bazı bir yürü var, o da bu FIFA kaldırır mı diye alıyor. Yani geliyor ve bilgisayarla ilgili tek sorduğu soru bu. FIFA kaldırır mı? Şimdi sen bir e-ticaret sitesinde sayfa yapıyorsun. Teknik özelliklerini basıyorsun yani. Bunun gigabyte'ı, şu RAM'i, bu işletim sistemi, bu Allah Allah, her şeyi anlatıyorsun ama FIFA kaldırır mı diyen adam için onlar şey yani, böyle Arapça, Farsça yazılar gibi. Anlamadığı teknik özellikler. Aslında olsa, FIFA kaldırır mı? Evet. Evet, yani çok basit bir sorusu var kendi kafasında yani. Bu FIFA kaldırır mı? Peki şimdi büyük bir ihtimal değişir diyeceksin bu sorunun cevabına da. Size bir müşteri geldiği zaman o müşterinin problemini anlamak için bu araştırma safhasında hangi metodu kullanacağınızı neye göre karar veriyorsunuz? Aslında şey olabiliyor. Yani mevcutta böyle bir ürün var mı mesela? Mevcutta rakipler var mı? İşte paraşüt piyasaya girerken mevcutta insanlar paraşütle çözecekleri problemi nasıl çözüyorlar? Bu bazen şöyle olabiliyor. Mesela bir taksi piyasaya girerken bir taksi uygulaması yoktu. O yüzden gidip insanların taksiyle yaşadıkları sıkıntıyı anlamak daha kalitatif yani. Evet, daha kalitatif yöntemler. Kendisinin taksi deneyimleri, üzerine insanlarla beraber konuşup nasıl sorunlar yaşıyorsun vesaire, onları anlayıp gitmek iyi bir yöntem olabilir. Ama paraşütsün, senin girdiğin sektörde işte bazı oyuncular var. Farklı farklı bir şekilde çözüyor insanlar problemlerini. Yine onlara gidiyorsun ama bu sefer mevcut ürünler üzerinden gidebiliyorsun. İşte mevcut ürünlerde yaşadığı problemleri anlamaya. En çok kullandığınız orada metodlar ne? En çok aslında gözleme kullanıyoruz yani. Kullanıcının birebir yanına gidiyoruz.
Kullanıcıyı siz mi buluyorsunuz, müşteriler mi buluyor size? Bazen müşteriler buluyor. İşte mesela bir filo takip, araç takip uygulaması yapacağız. Araç takip işini şu an aktif olarak kullanan müşterileri bize kendi müşterimiz şey yapıyor, adreslerini veriyor, iletişim bilgilerini veriyor. Gidip gözlemliyoruz. Yani bir adam var, açmış böyle devasa bir ekranı koymuş haritada karşısında, tırlarını öyle takip ediyor mesela. Adam gerçekten yap, 10 tane tırı var. Böyle güzel de bir masası var falan. Böyle çayını içiyor, tırlara bakıyor orada, var mı bir problem falan diye. Şimdi bu da bir müşteri. Ama daha kurumsal bir müşteri var. Hiç harita marita yok. Sadece aylık rapor oluyor yani. Ayın sonunda giriyor arayüze. O daha bir önceki ay aldığı raporları çekiyor. Bir üstüne sunum haline getiriyor, atıyor. Bir daha da arayüzle alakalı en ufak bir problemi ya da etkileşimi olmuyor. Şimdi baktığında bu birçok farklı kullanım ihtiyacını anlamak için birçok müşteriye gidip yanında oturuyorsun, konuşuyorsun onunla. Bir de ne istediğini sormadan aslında, hani ne yapıyorsun? Bize bir anlat yani. Bu arayüzle olan etkileşimini anlat. Açık sorular. Açık sorular, hikayeye odaklı sorular soruyorsun. En son ne zaman, hangi sıkıntıyı yaşadın? Başına ne geldi? En son patrondan bu arayüz yüzünden ne zaman azar işittin? Yani zaman odaklı soruların bayağı etkili olduğunu fark ettim ben son zamanda. Yani paraşütte hani en son bu problemi ne zaman yaşadın? Çünkü evet, öyle dediğin zaman hop, hafıza geriye gidiyor. Aynen, oraya başlıyor bir anda. Anlamaya çalışıyor, hatırlamaya çalışıyor. Şey de tabii önemli gerçekten. Yani insanlara ne istersin diye sorduğu zaman her şeyi sayarsan seni çok doğru bir yere götürmüyor. Neden sevmediğini sorduğunda da aslında çok doğru bir yere gitmiyorsun. Yani kesinlikle kullanırım denilen ürünler. Bu arada mesela bizim bugüne kadar yaptığımız kullanıcı testlerinde, testin sonunda bir anket yapıyoruz. En yüksek puanı olan arayüz, ki herkes çok sevmişti. Şimdi ismini vermeyeyim. Kapandı çünkü şey. Harika yani, teste gelenler çok beğendi, muhteşem falan dedi. İki hafta sonra aradık. Ya bir daha hiç girdiniz mi diye, hayır dediler, girmedik. Hani çok beğenmiştin, hani muhteşemdi. Hı-hı. Yani demek ki bir ağrı kesici değil, bir vitamin bir üründü. Adamın hayatını kolaylaştırmıyordu. Sadece acısı olduğunu düşündüğü bir şeyi dindiriyordu ama acısı da değilmiş adamın. Hani tekrar tekrar girmemiş adam. Peki siz bu araştırma sonucunda müşterilerin ne gibi çıktılar veriyorsunuz? Aslında birkaç çıktı var. Yani birincisi o persona adını verdiğimiz o ilk soruda var yani, senin kullanıcın kim, nasıl davranıyor? Hı. Aslında şey o. İşte mesela Teknosa müşterisinin inanılmaz içerik ihtiyacı olduğunu görmüştü Teknosa'daki personaların. Sadece dediğim gibi o teknik bilgiyi bilmeyen şey grubu var yani, bir teyze geldi, yine ben de vardım orada, satış temsilcisine şey anlatıyor yani, bak diyor ki benim iki tane çocuğum var. Bunlar döküyorlar, saçıyorlar. Akşam onda ben süpürge açıyorum ve komşuyla papaz oluyoruz. Hı. Bana sessiz bir süpürge lazım. İnternet sitenize baktım, bulamadım. Şimdi bu satın alma ihtiyacı ve satın alırken ki davranış aslında sana çok net şey gösteriyor yani. Sen oraya yazmışsın süpürgenin yanına desibel 18. Tamam da yani desibel 18 neye ifade ediyor? Yani bir diskodaki desibel ne, havalimanının yanındaki desibel ne, bunun çoku ne, azı ne? Yani sessiz o süpürge. Ve satış temsilcisi ne yapıyor? Teyze diyor gel bak takalım. Takıyor, çalıştırıyor. Bak sessiz diyor ve satıyor. Yani çok temiz bir hareketle. İşte bu davranışların bir grubu var. Davranışların oluşturduğu gruplar var. Onlara da persona diyoruz. Aslında çıktılarımızdaki en fazla yanlış anlaşılan şeydir. Çıktı persona mı? Evet. Neden? Ya segmentle karıştırılıyor. Mesela beyaz yakalılar diye bir persona çıktığını iddia ediyor. Beyaz yakalılar diye bir persona yok aslında. Yani o bir segment. Sizin için persona ne oluyor peki? Persona işte bir davranış grubu aslında. Yani bir davranışı sergileyen insanların oluşturduğu bir grup. Ve onu bir görsel şekilde sunmamız şu anlama geliyor aslında. Şimdi farz edelim üçümüz de Yüzüklerin Efendisi'ni okuduk. Ve kafamızda bir Frodo imgesi var. Değil mi? Senin kafandaki Frodo imgesiyle benim kafamdaki farklı olabilir. Adam 800 sayfa anlatmış olmasına rağmen hala farklı canlandırabiliriz. Ama şu an filmini seyrettik. Ve Frodo hepimizin kafasında aynı yerde, değil mi? Aynı imge geliyor. Hı. İşte persona da aslında bir davranış grubunu temsil eden bir çıktı. Ama onu görselleştiriyoruz. Yani Ahmet diye birisi oluyor.
Ya işte diyoruz ki bak Avon temsilcisi Ayşe Hanım gidiyor internet bankacılığını sadece Avon'dan para gelmiş mi diye kontrol ediyor. İşte gündeki diğer kadınların faturalarını yatırıyor. Çocuğuna oradan şeyi harçlığı oradan gönderiyor. Aslında buradaki davranışa internet şubesindeki temel fonksiyonları kullanan ve sadece arada bir gelmiş mi gelmemiş mi kontrolü yapan kişileri, o davranışı temsil ediyor Ayşe Hanım. Yoksa bütün Avon temsilcileri aynı şekilde davranır diyemezsiniz. Bütün 40 yaş üstü kadınlar aynı şekilde davranır diyemiyorsunuz. Personalarda şey dedin ya, yanlış anlaşılıyor dedin ya. Bence yanlış anlaşılmasının sebebi yanlış kullanıldığı için bazı yerlerde yanlış anlaşılmaya şey yapabiliyor. Yani tüm beyaz yakalılar aynı şekilde hareket etmiyorlar. Yani demografik özellik bir harekete sebep olmaz. Yani o hareketin sebebi başkadır veya o hareket, ya o davranış olduğu için o segment olur. Yoksa hani hepimiz işte üniversite mezunları, lise mezunları falan filan gibi hani sanki şeymiş gibi üniversite mezunları aynı şekilde hareket ediyormuş gibi bir durum yok yani. Biz CRM uygulaması yapacağız. Yaptık GSM şirketine. Şey dediler bize yani, ya bizim arayüz bir türlü kullanılmıyor. İşte daha çok ilkokul mezunu, ortaokul mezunu çalışanlarımız var. O yüzden kullanılmadığını düşünüyoruz. Zor geliyor onlara falan gibi bir yaklaşımıyla. Oysa alakası yok. Yani insanın bilgisayar kullanımıyla mezuniyet arasında gerçekten korelasyon yok. Yani Türkiye'de 25 milyon Farmil kullanıcısı vardı. Tek gram İngilizce yok. Tek gram Türkçe bir metin yoktu arayüzde. Ve insanlar patır kütür oynuyorlar. Yani bilgisayar kullanımıyla şey yok. Yani doktora yapan adam çok daha iyi kullanır durumu yok. Sadece GSM firması gözlemlememiş olayı. Peki şimdi şey, hani yeni bir ürünü bir işte araştırma yaparken, buna karşılık var olan bir üründe ne problem var diye araştırma yaparken bunların ikisinin arasında fark var mı? Tam anlamadım. Yeni bir ürünü, yani diyelim ki bir müşteri geldi, yeni bir ürün çıkaracak. Hani ona bir araştırma yapıyorsun. Pazarda olmayan bir tane. Pazarda olmayan, bir de işte tam tersine işte bu CRM örneğindeki gibi var olan. Hani bunların ikisinin arasında fark aslında var mı? Aslında var. Biraz şey, hani kullanıcı deneyimi projelerinin 3 girdisinden de bahsedeyim. Biraz daha orayla oturuyor. Aslında hani yine yapılan işle alakalı bilinen en temel yanlışlardan biri çok naif bir iş yapıyormuşuz düşüncesi. Yani her şey kullanıcının istediği gibi olsun. Hayat, yani Alice Harikalar Diyarı tasarlıyormuşuz gibi düşünüyor insanlar. Yani aman şirket kar edecek öncelikle. Çünkü en iyi servis yaşayan servistir. Yani bir servis ölüyse müşterisine hizmet veremez. Önce şirket para kazanacak. Sonrasında kullanıcının ihtiyacını karşılayacak. Sonrasında dünyadaki trendleri ve etrafta olanları takip ediyor olacak. Bunları kaçırmayacak. Şimdi bu üçüyle yaklaştığınızda yeni bir ürünü yaparken daha geniş bir perspektiften bakıyorsunuz doğal olarak. Yani şu an farz edelim Uber diye bir ürün yok ve Uber yapıyorsunuz. Çok daha geniş bir araştırma oluyor. Diğeri ise mevcut hali hazırda var kısmı, mevcut hali hazırdaki üründen yola çıkıyorsunuz. Biraz dezavantajları var. Mevcut ürün sizi kısıtlayabiliyor. Mevcut ürün çok kötü olabilir. Mesela şikayetlerini dinlemeye başlıyorsunuz. Yani siz de paraşütte gelen şikayetlere baktığınızda sanki bütün paraşüt müşterileri çok mutsuzmuş gibi bir dünya karşınıza geliyor, değil mi? Oysa bir de sessiz ve mutlu olanlar var. Burada biz mesela mutlu bir paraşüt müşterisiyiz. Ama bugüne kadar size bir tane teşekkür maili atmadık. Hani niye atmadık bir fikrim yok. Hatta ben Twitter'da falan mutsuzluğumu belirten bir şey yazdım. Ya işte şunu şöyle yapsanız ne güzel olur diye. Şimdi baksanız aslında bir mutsuz müşteri görüyorsunuz. Oysa öyle değil. Sadece mutlu ama sağda solda alkışlamayan bir müşteri var. Ama etrafına da şey yapıyor ya, tavsiye ediyor, bak onları kullan falan diyor. Ama sadece size iletmiyor. O yüzden biraz daha riskli bir mevcut bir ürünü iyileştirmek. Onda mesela daha kullanıcı testi yaparak bakıyorsun. Nerede sıkıntıları var? Nerede problemleri var? Rakiplerini işin içine katıyorsun. Rakipleri test ediyorsun. Dünyaya bakıyorsun. Bu iş nereye gidiyor? Tabii kullanıcı deneyim lokal bir iş. Dünyada tutan her şey burada tutmayabiliyor. Ya da buradan dünyaya bir ürün tasarladığında buradaki varsayımlar orada çalışmayabiliyor. Yani işte ben İran'da bir konferansa gittim. UX konferansına. Yanıma bir arkadaş verdiler. İşte İran'daki farklı yerleri gezdirmesi için. Çocuk her alışveriş yaptığında debit kartı var orada. Debit kartı veriyor. Sonra da bir şey söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Ben üçüncüsünden sonra dedim sen ne yapıyorsun? Yani şifreni mi söylüyorsun?
Sanki dünyanın en normal şeymiş gibi şeydi. Evet, şifremi söylüyor. Dedim bu çok kişisel bir şey değil mi yani? Nasıl, niye şifreni söylüyorsun? Dedi ki ya olur mu öyle şey? Yani adam alınır, şey çıkarır, olay çıkarır yani. Ne demek yani bize de bir şifre söylemiyorsun? Yani şimdi mesela buradaki güvenlik düşüncesiyle dünyanın geri kalan başka bir yere tasarım yaptığında da aslında tam doğru şey yapamıyorsun. Çünkü çok lokal de bir iş gerçekten yani. Peki şey dışında mesela persona dışında verdiğiniz çıktı olarak araştırmadan sonradan bahsediyoruz değil mi hala? Evet. Neler oluyor? Şey oluyor, bir müşteri deneyim yolculuğu var aslında. Şimdi o da ürünü yaparken size güzel bir vizyon katabiliyor. Çünkü ürünleri hayata geçirirken şey düşüncesi var. Sanki kullanıcı böyle boşlukta dururken uzayda tak diye bu ürünü kullanmaya başlayacak. Yani hiç geçmişteki tecrübeleri olmayacak. Arkadaşlarından bu ürünle alakalı bir şeyler duymamış olacak. Araştırmamış olacak. Tak diye düşüp onboarding ekranından kullanmaya başlayacakmış gibi düşünüyor. Oysa her servisin bir öncesi var. Servis anı var ve servis sonrası var. Bu bazen böyle bir borsa grafiği gibi akan bir şekilde de olabiliyor. Bazen bir loop da olabiliyor. Örneğin sizin işte bir sahibinden çalışmasına çıkan journey'e bir emlak arama süreciniz bir loop'tan ibaret. Müşterinin ürünü kullanma loop'u. Bir kriterin var. Göztepe'de 3+1 ev arıyorsun. O kriterin için listeliyorsun şey evleri. Sonra gidiyorsun, geziyorsun. Beğendiğin oluyor. Alıyorsun, alamıyorsun, bulamıyorsun, kiralayamıyorsun. Ve tekrar 3 gün sonra sahibine gelip aynı aramaları tekrar yapıyorsun. Mesela aynı şey kariyer için de geçerli. Kariyer siteleri için de. Yani tasarımcı diye iş ilanı arıyorsun. Bakıyorsun ilanlara, başvuruyorsun mesela. 3 gün sonra geliyorsun ve tekrar tasarımcı arıyorsun. Mesela bu iki şirkette, bu iki türde sitelerde sanki böyle balık hafızalı emlakçılarmış, balık hafızalı şeylermiş gibi. Sen 3 gün sonra geldi, sana tekrar şey diyor sorular. Buyurun, ne aramıştın? Sence ne aramış olabilirim? Yani 3 gün önce ben sana bunu söylemedim. Ve şöyle düşünüyorlar. Ben aramayı kaydet diye bir özellik sana sundum. Yani sen kaydet. Ve bu özelliği sunarak aslında hayatlarının yani kullanıcının hayatını kolaylaştırdığını düşünüyorum. Oysa kullanıcının umurunda değil ki dur kendi hayatımı kolaylaştırmak için bunu kaydedeyim ben. Tekrar geldiğimde tekrar yaparım. Bazen bilemiyor, ya bilmiyorlar değil aslında, biliyorlar da bunu dışarıya söylemiyor, söyleyemiyor da olabiliyor kullanıcılar. Neyi istediklerini de bilmiyor olabiliyorlar. Ya data aslında bunu söylüyor yani. Ben mesela İş Bankası'nın ATM'sini, bu arada İş Bankası müşterisiyim. Çok da şey hani profesyonel olarak hizmet verdiğimiz de bir şirket ama burada tamamen müşterim Mustafa olarak anlatıyorum. İş Bankası'nı çok seviyorum işte müşterisiyim de. Bir ATM kartı yıllar önce üniversite öğrencisiyken almıştım. Oradan bu yana müşterisiyim. Sonrasında maaş da oraya yatmaya başladı araştırma görevlisiyken. Ben ATM'de kolay para çekme tutarı diye 20 lira belirlemiştim. Ya işte yemeğe çıkarken yemekhaneden gideyim 20 lirayı otomatikman çekeyim diye. Ne oldu? Mesela yıllar önce bir kere hani o sahibinden.com'daki ya da kariyer sitesindeki o kaydet özelliğini kullandım. Yıllar geçti. Benim finansal dünyam değişti. Hala orada hızlı para çekme tutarı 20 lira. Oysa şunu yapsa banka. Ya insanlar 40'cı, 80'ci, 140'cı. Yani gerçekten yüzlük çekmiyorlar. Yani böyle bir tane tek yüzlük gelmesin diye. Bu tarz tutarlar çekiyor. Senin son 30 para çekme tutarını sürekli takip etse ve sana orada önerse ya sen 80'cisin, 80 TL çek dese, aslında o emlakçının da yapacağı gibi, ya sen Göztepe'de ev arıyordun değil mi? Bak son ziyaretinden bu yana 78 tane yeni ev var. Ya da kariyer sitesinin son ziyaretinden bu yana 12 tane yeni iş ilanı var. Ya sen bunu kaydetmeden de ben sana söyleyebilirim. Çünkü bir gün tasarımcı arayıp 3 gün sonra maden mühendisi aramayacaksın yani. Değil mi? Benzer şeyler arayacaksın. Bu aslında şeyden dolayı değil yani. Hani yapamadıklarından veya teknik zorluğu olan bir şeyden dolayı değil. Tabii. O kadar yapılacak çok şey var ama hangisini yapacağız gibi bir şeyin içerisindeler. Bir de müşteriyi tanımaktan geliyor aslında. Evet. Ya aslında bu journey'i hani loop şeklinde olan journey'i içselleştirebilseler, aslında o zaman çok daha farklı bir bakış açısına sahip olacaklar. Bu arada journey'nin sonunda mesela ayrılma da olabiliyor. Yani ayrılma tasarımı da bir şey, kullanıcı deneyim tasarım süreci. Çünkü %100 yani memnuniyet diye bir şey de yok yani. Tabii tabii. Yani ayrılıklar da sevdaya dahil ya yani. SMS ile terk edilmek diye bir şey var. Bir düzgün terk edilmek diye bir şey var. Yani Shopify'ı kapatmaya çalışın. Pardon, Spotify'ı. Mükemmel bir kapatma deneyimleri var adamların.
şey de biliyorlar yani 3 ay sonra tekrar geleceksin buraya. Hmm. Yani Spotify'ın kredi kartınızdan ödeme alamaması deneyimi de çok iyi. Yani alamadık diye tak diye kapatmıyor. Bak alamadık 3 gün içerisinde tekrar deneyeceğiz. Ve 15 gün içerisinde servisine erişimin kısıtlanacak, dikkat et diye bir mail atıyor. Çok güzel bir dili olan mail atıyor. Ya da kapatırken sen bak listelerini kaydediyoruz. Tekrar buraya geldiğinde burada bulacaksın. Yani tamam gidiyorsun. İstersen bize ufak tefek feedbackler de ver ama hani şu an giderken şey de aramıyorlar. Yani kapattım hesabı, tam görüşürüz bay bay deyip basıp. Yani işte o journey tasarladığında adam ilk defa geldiğinde hangi soruyla gelecek onu da anlıyorsun. Adam sonra nasıl bir beklentiyle sayfalarını gezecek onu da anlıyorsun. Ya bizim ilk web sayfası tasarlarken şey, dataya bakmıştık. İlk ana sayfaya bakan insanlar sonra ulan buna para veren var mıdır diye tak diye referanslara geliyordu. Referanslarda logoyu gördükten sonra ha bu neymiş diye tekrar geri gidiyor. Şeye gidiyorlardı. Hangi yöntemleri kullanıyorlar diye. Mesela şu an o davranış değişti. Çünkü zaten herkes UX konusunda yatırım yapıyor. Herkes projeler yapıyor. O yüzden kendi web sayfamızda daha farklı bir davranış sergilemeye başladı insanlar. Peki ya podcast'i dinleyen startuplar var. Yani startup kendi işini kurmak isteyen veya küçük startuplarda çalışan insanlar. Şimdi sizin hizmetinizi alamayabilir bu insanlar. Tabii. Alamayan insanlar için kullanıcılarını, müşterilerini anlamak için ne gibi tavsiyelerde bulunur? Aslında bunun güzel şeyleri var, yöntemler var. Öncelikle hani bir geleneksel UX dedik ya. Hı hı. Onun şimdi daha böyle artistik isimlendirilmiş hali değil. Çünkü bazı UX'ler buna bozuluyor. Lean Startup diyorlar ki işte yalın girişin bizim kendi metodolojilerimizin daha güzel isimlendirilmiş hali. Hı hı. Yani biz bağlamsal görüşme diyorduk. Onlar sokağa çık dedi. Daha çok para kazandılar. Daha çok üne sahip oldular. Aslında sokağa çıkın altında ne yazıyor? Git müşterini tanı yatıyor. Ama işte yani gidip konuşmak yetmiyor. Orada da bir zaman içerisinde öğrenilen bir know-how da var. Kesinlikle. Mesela bir arkadaşım kasko şirketi kuracaktı. Bana şöyle geldi. Ya biz kasko arayüzü yapacağız. Kasko şey. Ve ben bu işi valide ettim. Yani bu iş satacak dedi. Dedim nasıl yaptın? Ya 3 tane fake sayfa yaptım. Bu arada kaskonun internetten satılacağı çok da popüler. Yani şu anki kadar kasko satılmadığı bir dönemdi. 3 tane fake sayfa yapmış. Birinci fake sayfada TCKN var. Plaka var. E-posta alıyor. Diyor ki hadi bu bilgilerini gir ve en uygun teklifi al. Teklifi ala bastığın anda gelen 3 tane fake tekliften oluşan bir fake teklif sayfası var. İşte 500 lira, 700 lira, 900 lira atıyorum. Oradaki satın al butonuna basanlara da bir tane teşekkürler pop-up çıkarıyor. Yani teşekkürler, bu sayfa çalışmıyor şu an. Ama hayata geçince sana şey yapacağız. Sonra şu matematiği ölçmeye çalışıyor. Diyor ki $100 para harcıyor, oraya 1000 kişi getiriyor. 1000 kişiden 600'ü gerçekten TCKN'sini veriyor bu ara. TCKN ve plakayı. 600'den 200'ü teklif sayfasında satın al butonuna da basıyor. Sonra diyor ki internetin ortalama satın alma oranı %2 conversion rate. Ben eğer %2'lik oranı yakalarsam 1000 kişi getiriyorum, 4 tane kasko satıyorum. Yani 200'de %2'den 4 kasko satıyorum. $100'a 4 kasko. Para çok önemli. Bu iş gerçekten çalışıyor. Böyle çok ucuza işin gerçekten çalışıp çalışmadığını anlayabilirler. Daha ucuz teknikler de var. Mesela netnografi diye bir teknik var. Ben çok şeyim yani. Hem zamanınız yoksa hem de paranız azsa, yani vaktiniz yoksa çok rahat yapabiliyorsunuz. Bu da nedir? Aslında etnografinin dijital versiyonu diye geçiyor. Şimdi etnografi, hani antropologlar gidiyor Afrika'daki bir kabileyle yaşıyorlar. Adamları anlamaya çalışıyorlar. Yani aralarında yalan var mı, din var mı, evlilik var mı? Onun dijital versiyonu. Yani mesela memurlara bir iş yapacaksan memurlar nette yaşamalısın. Kadınlara bir iş yapacaksan kadınlar kulübünde takılmalısın. Kesinlikle senin ürününle alakalı bir dijital kabile var bir yerlerde. Yani bir forum var. Ya 10 gün takılsan adamlarla şeyi anlıyorsun yani. Bu adamların satın alma şeyleri neler, davranışları neler. Bu bahsettiğin yani, yöntem bayağı verimli bir yöntem. Tabii çok verimli. Şey yapmana gerek yok. Sign up ol. Çok hızlı bir diyet uygulaması yapmamız gerekti. Vaktimiz çok azdı. Müşteri de şöyle geldi. Bir hastane dedi ki ya ben diyeti oyunlaştırmak istiyorum. İşte ama sosyal bir şekilde arkadaşlarınızla, eşinizle vesaire bir oyun haline getirmek istiyorum dedi bir hastane. Hastanenin temel KPI'i de şuydu.
diyetisyenlerin vaktinin %40'ı boş. Yani slotların %60'ı doluyor. O %40'ı da online'dan, Skype'dan, app üzerinden şey satsınlar. Yani normalde 200 liraya satıyorsa app üzerinden de 49 liraya satsın ki en azından boş vaktini dolduralım. Sonra biz kadınlar kulübünde vesaire insanlar nasıl diyet yapıyor onlarla şey yaptık. İşte diyet yapan insanları görüştük. Şimdi mesela hastanenin aklında şu vardı. Ayşe pasta yedi diye işaretlesin app'e. Tak diye Facebook'a çıksın. Ayşe pasta yedi diye. Arkadaşlar da desin ki Ayşe dur ne yaptın? Sen niye pasta yedin? Sen diyettesin. Hani birinci ve ikinci yakın çevremiz bizi diyete motive etsin. Peki kadınlar kulübüne bakıyorsunuz ne oluyor? O birinci ve ikinci çevre aslında diyeti ilk bozanlar. Eşimiz böyle çok kötü bir laf söylüyor. Moralimiz bozuluyor. Yemek yiyoruz. Arkadaş direkt şey modunda gel abi akşam gidelim. Bir kereden bir şey olmaz. Yani aslında sosyal çevren senin diyeti motive eden çevren değil. Diyeti bozan çevren. Ya bayağı empati yapman lazım. Evet. Orada beraber vakit geçirmen lazım. Dinlemen lazım. Aynen. Gözlemlemen lazım. Kesinlikle. Ve mesela kadınlar kulübüne gittiğinde neyi anlıyorsun? Diyet tanımadığın insanlarla sosyalleşilebilen bir şey. Bir tane forum postu var. 60 kiloya düşecekler postu diye. Bir tane başında bir kadın var. Kırbaççı artık kadın erkek bilmiyorum. Kırbaççısı. Ve orada beraber zayıflayan herkese şey diyor. Buraya her gün ne yediğinizi yazacaksınız. Kaç kilo olduğunu yazacaksınız. Beraber zayıflayacağız. Ama kimse birbirini tanımıyor. Yani Ayşe Fatma yok. Nickname'ler var. Ve mükemmel zayıflıyorlar. Netnografi güzelmiş. Kesinlikle. Araştırmadan sonra da tasarım şeyine geçiyorsunuz. Evet. Tasarımda aslında yani bildiğimiz yöntemler nasıl? Tabii çok aslında bu arada tasarıma geçerken bir geçiş şeyi var gerçekten. Hani bu mekik hani bir parçasını bırakır ya. Hmm. Öyle net bir geçişin de olmaması gerekiyor. Bizim de en fazla vakit ayırdığımız yer orası gerçekten. Yani araştırma bulguları bir sunum halinde kalırsa tasarımcı tasarım sürecinde hep şey diyor. Yaptığımız araştırmalara göre böyle bir tasarım yaptık. Yani araştırma sürecine eğer tasarımcı da dahil olmalı. Dahil değilse, içselleştirmemişse bu sefer çok doğru şeyler olmuyor. Biz de mesela şöyle bir yapı kurduk. En son bir e-ticaret sitesinde kurguladık. Journey Map gibi kullanıcının bütün satın alma sürecini böldük. İşte farkındalık, keşif, ürünlere bakma, ürünleri gezme vesaire gibi journey'sini çıkardık. Her journey'deki adımla alakalı kullanıcı ihtiyaçlarını journey'nin yukarısına yazdık. Kullanıcının şöyle bir ihtiyacı var diye. Aşağıya da fonksiyon ihtiyaçlarını yazdık. İşte listeye ekleme fonksiyonu olmalıdır. Çünkü şu ihtiyacı map etmeli diye. Böylece aslında şey oldu. Hani şu an Jira taskları var ya. Bu Jira tasklarını neye göre aslında grupluyorsunuz? Neye göre sıralıyorsunuz? Hani bu size de sorduğum bir soru aslında. Böyle bir gruplama ya da şey mantığınız var mı? Yani öyle bir bilim dalı değil. Biraz ya yani biraz metrik var. Biraz kendi içgüdüsel şeyin biraz işte biraz oradan işte buradan. Atıyorum bir anda rakip başka bir ürünü yapınca ya yani başka bir fonksiyonu ekleyince sen de bir anda gaza başka gelir. Bir şey alıyorsun vesaire. Bunda ise dedik ki journey'e göre fonksiyonları şey yapalım. Hı hı. Ve journey'e göre o önceliklendirme yapalım. Ya bu ara her işin temel metrikleri var. Yani bir e-ticaret sitesinde de 3 temel metrik var. Yani e-ticaret sitesinin cirosunu ne oluşturur? Siteyi kaç kişi ziyaret etmiş? Conversion rate kaç? Yani gelenlerin yüzde kaç alışveriş yapmış? Bir de basket size ne? Yani ortalama ne kadar alışveriş yapmış? 100 kişi gelmiş. %2 satın alma var. Bu 2 kişi de ortalama 50 liralık mal aldıysa ortalama 100 yani toplamda 100 TL ciron var. İşte bu üç istatistiğe baktığında aslında bu çalışmaların yani hangi fonksiyonun hangi istatistiğe ya da o istatistiğin altına etki edeceğini map etmen çok önemli. Yani bu ürünü yapacaksın ama bu ürün journey'de nereye düşüyor? Fonksiyonu yapacaksın ama. Mesela bizim yaşadığımız gerçi e-ticarette çok net de bizim yaşadığımız şöyle bir problem oluyor. Şimdi öyle bir funnel yarattığın zaman düşünüyorsun ki hani tamam eyvallah şu adımdan başlayayım şuraya gideyim falan filan. Ama aslında orayı etkilen o kadar çok parametre var ki. Yani bir değişiklik yapıyorsun ama o değişikliğin bir etkiye yol açıp açmadığını gerçekten hani booking.com olacaksın ki hayvan evet. gibi bir trafikten
bütün parametreleri sabitleyerek anca oradan görebilirsin tabii, gibi geliyor. Bilmiyorum. Bizim gibi bir şeyde bu mümkün mü? Tabii volümle çok şey gerçekten. Yani volüm ile çok değişiyor yani. Orada mikro KPI ve makro KPI olayı var. Hı hı. Yani sayfada bir şeyi değiştiriyorsun ya da bir funnel'ın bir adımında ufak bir şey değiştiriyorsun. Oradaki mikro KPI'yi arttırıyor. Bir sonraki adıma geçmeyi atıyorum. Hı hı. Ama bakıyorsun makroda hiçbir şey değişmemiş. Ya bu AB testler, bu optimizer vesaire filan falan, hani AB test yapılması gereken bir şey, eyvallah anlıyorum, ama yani optimizer yaptığın zaman bile senin şey yapamadığın, kontrol edemediğin parametreler oluyor. Aynen. Yani aslında optimizer'ın verdiği sonuç çok da doğru değil bir yerde. Şöyle, aslında kurguladıkları ya da sattıkları yapı şu: bir buton rengini değiştireceksin ve satışların %30 artacak. Hı hı. Bunu satıyorlar. Bu buton rengini çok kolay değiştireceksin. Bu arada sadece Optimize değil, bütün AB test tool'ları bunu yapıyor. Oysa şeyli değil yani o. Hiçbir zaman o buton rengi değiştiğinde öyle %70'ler, %80'ler, %400'ler olmuyor. Zaten o çok, yaptığın çok 10 daha... testin belki bir tanesi işte istatistikli şey oluyor. Ve çok majör değiştirmek için funnel'ı değiştirmen gerekiyor yani. Aynen. Ve onu işte şeyden alamıyorsun. O veriyi. Yani hani baştan yaratman lazım veya bambaşka bir şey yapman lazım, evet, verisini. Mesela Frozmo burada işe yarayabiliyor gerçekten. Frozmo ile mesela bir checkout var. Checkout yatay bir checkout. Yani next 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 ile ekranları bir sonraki adıma geçiyorsun ve diyorsun ki kafanda, acaba bunu dikey bir checkout'a dönüşürsek ne olur? Yani basacağım altına açılacak. Basacağım altına açılacak. Şimdi burada Frozmo'da ikinci versiyonu da kodluyorsun onlarla. Sonra bir JavaScript ile beraber A versiyonu ve B versiyonu beraber çalışıp hangisi daha iyi perform ediyor onu anlayabiliyorsun. Ama bu da çok ciddi maliyet. Yani şey, ancak gerçekten bir checkout gibi can damarın olan bir funnel'ı test etmek için kullanıyorsun. Sizin testler çok enteresan. Kullanabilirlik testlerinde bizde, şimdi eski UserSpot çalışan olan bizde çalışmaya başlayan Hande arkadaşımız bize sizden öğrendiği şeyleri de gösteriyor, sağ olsun. Süper. Sizin know-how'unuz da paylaşılıyor Hande, yani. Hande'yi seviyoruz. Biz de. Selam olsun, eğer dinliyorsa, dinleyip dinlemediğini buradan anlamış olduk. Şey, testlerde biz gerçekten şeyi görebildik. Çünkü hani bir de bizim ürün, hani SaaS ürünü, her gün üzerine hani düşündüğümüz, konuştuğumuz vesaire bir ürün. Gerçekten körleşiyorsun bir süre sonra. Bizim için normal olan bir şey, yepyeni bir kullanıcı için çok garip bir şey olabildiğini gördük. Tabii. Bu kullanabilirlik testlerinde. Bizi daha önce hiç kullanmamış ama kullanabilme potansiyeli olan insanlarla ve kullanıcılarla test ayarladı Hande, sağ olsun. Ve orada şeyi gördük. Hakikaten bizim aklımıza bile gelmeyen yorumlar aldık orada. Kullanabilirlik testi gerçekten hani benim gözümü açtı. Hani ne yalan söyleyeyim, hani çok şey bakmıyordum. Hani sıcak bakmıyordum. Hı hı. Ama hani şey görünce, hani gözümle görünce hakikaten orada şeyi gördüm yani. Hani o körlüğü, evet, atmamıza sağladı. Ya, bir ürünün ne kadar kullanışlı olduğu bilgisini vermiyor kullanılabilirlik testi. Ama ne kadar kolay ya da zor olduğu bilgisini veriyor gerçekten. Yani orada bu insan bunu gerçekten satın alır, ihtiyacını gerçekten %100 karşılar bilgisini alamıyorsun. Ama bir funnel gerçekten kolay yapılabiliyor mu? O funnel'la ya da o arayüze karşılaştığında ilk yorumları neler oluyor? Onları anlamak için çok güzel bir araç. Ve o körlük aslında şey, herkesin yaşadığı bir körlük. Zaten Jared Spool diye bir abimiz var. Kendisi şey diyor yani, bu müşteri deneyimi konusunda çok iyi firmaların 3 temel özelliği var diyor. Özelliklerden biri de şey, her çalışan kendi ürününü son 6 hafta içerisinde bir başkası kullanırken görüyor, izliyor. Yani 6 haftada bir reset atıyorsun kendine. Şey yapman zor lazım. Bir şey bayağı. Zor bir şey. Peki farklı personalar olduğunda bunların böyle hani UX açısından çok böyle hani farklı yaklaşımları oluyor mu o tarz case'ler falan? Şey, güzel bir konu gerçekten. Bizim camianın yine en kanlı bıçaklı olduğu konulardan biri. Şimdi yıllar önce bir abi, o da Steve Jobs diye isimliyordur. Jacob Nielsen. Steve Krug'la karıştırdım. Jacob Nielsen şöyle bir makale yazmış. Demiş ki 5 kullanıcıyla sen arayüzündeki kullanılabilirlik problemlerin %75'ini bulabilirsin. Şimdi çok provokatif bir rakam. 5 evet. Mi? Nasıl yani? Onlarca kullanıcımız var vesaire diye. Ve gerçekten 90'lı yıllar ve sonrasında bayağı bir etkili olmuş. Bunun doğru olduğunu kanıtlayan onlarca çalışma yapılmış.
doğru olmadığını kanıtlayan onlarca çalışma yapılmış. Çünkü istatistik çalışma bunlar gerçekten. Şu an geldiğimiz noktada 5 hala şey bir rakam gerçekten. Hani hiç yapmıyorsan eğer, mesela paraşütte Hande ile beraber bir kullanıcı testi yaptınız ve belki de ilk defa yaptınız. Belki ondan önce yapmışsınız bilmiyorum ama o ilk defa yaptığınızdaki o rakamda personalara bakmadan olabildiğince hızlı, tabii ki hedef kitleye uygun 5 kişiyle yaptığınızda %75'ini bulursunuz bulmazsınız ama çok iyi bir şey sağlarsınız. Veri sağlarsınız. Zaten şey var, bazı problemler şeydir yani buzdağının görünmeyen kısımları gibi. O problemleri diğer problemlerden dolayı göremezsin. Önce ilk görünen problemleri çözmen lazım. Ondan sonra onlar çıkar. Ya bu ara şeyde de öyle. Mesela Finlandiya'da şey var. Çocuk izni, doğum izniyle alakalı şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Kadınlar, özellikle teknoloji alanında çalışan kadınlar 2 yıl doğum izni aldıklarında, ki bu ara Finlandiya'da doğum izni 2 yıl, 24 ay. 2 yıl izin aldıklarında teknoloji sektöründelerse kariyerlerinde geri düşüyorlar. Bu problemi keşfetmişler. Sonra şunu yapıyorlar. 6 ay erkek alıyor, 6 ay kadın alıyor. 6 ay erkek alıyor, 6 ay kadın alıyor. Bunu böyle çözmüşler. Şimdi biz daha o probleme gelemedik. Niye? Çünkü daha o problemi bilmiyoruz, yaşamadık. Yani bizim daha şu an kadınların az doğum izni alması problemiyle karşı karşıyayız. Peki o tip yapısal problemleri, yani ben şöyle bir şey anlıyorum senin dediğinden. Yapısal problemleri de sen küçük küçük problemleri çözerek gelebilirsin. Aynen. Yani şey diyorum aslında. Bazı problemler var. Onlar o kadar büyük ki diğer problemleri gizliyorlar. Önce onları çözeceksin. Ve sonrasında diğer problemleri görebiliyorsun. Yani hiç şey değilse personalara vesaire bakmadan küçük test yaparsın. O önceki problemleri temizlersin. Sonra tekrar yaptığında o zaman şeyi fark ediyorsun. Ha bak, daha görmediğim başka şeyler de varmış. O yüzden 6 ayda bir yapmak tavsiye ettiğimiz olan. Hatta zaten şey hani yeni servislerimiz de biraz hem startuplara yönelik olsun hem de bu hızlı test yapalıma yönelik olsun diye ürettiğimiz bazı yeni servisler var. Mesela One Day UX diye bir şey yapıyoruz. O da normalde kullanıcı testi şöyle oluyor gerçekten. İşte bu bir laboratuvarda olabilir, gider havalimanında yaparsın insanlar beklerken. Starbucks'ta yaparsın. Bir ara Starbucks testi çok meşhurdu ama Starbucks'a çok reddedildiğim bir yer gerçekten. Yani insanlar bir şey konuşurken test yapamıyorsun ama havalimanı daha güzel. Bir test için insanlara bir arayüz kullanmasını istiyorsun ve ona gerçek hayatta karşılarına gelebilecek bir senaryo veriyorsun. Hani git EFT yap demiyorsun. Diyorsun ki yeni bir eve taşındın. Ev sahibinin IBAN'ı burada. Hadi her ayın 5'inde ona XTL gönderecek emri ver. Hani gerçekten gerçeğe yakın bir şey. Ve adamın yapıp yapamadığını, işte ne kadar sürede yaptığını, ne kadar hatalı yaptığını falan gözlemliyorsun. Ama bu bir formal bir test. Yani oturacaksın, işte X kişi bulacaksın. Genelde 5'ten başlıyor, 25'e kadar gidiyor. Onların sonrasında test videolarını tekrar tekrar seyredeceksin. Bir döküman yazacaksın, analiz dokümanı. Bazen 100 sayfaya falan çıkıyor. Şimdi startup dünyasında oturup o dokümanın 6 haftada oluşmasını beklemek diye bir şey söz konusu değil. O yüzden de One Day UX diye bir servis yaptık biz. Mesela sabah 3 kişiyle 4 kişiyle test yapıyoruz. Hemen oradan çıkan problemleri zaten herkes not alıyor. Öğleden sonra da beyaz tahta karşısına geçiyoruz. Diyoruz ki arkadaş problem buymuş. Hadi bunu nasıl çözeriz? Orada biri benchmark bakıyor. Biri başka bir şey yapıyor. İşte biri zaten o şirketten diyor ki ya biz bunu çözmeye çalıştık. Şunu denemiştik. Bak eski tasarımımız bu. Bu da çözmüyor. Buradayken bir şey sorayım mı onunla alakalı? Şimdi sizin modeliniz hizmet üzerine. Dolayısıyla da farklı farklı sektörlerden insanlarla çalışıyorsunuz. Farklı farklı sektörlerden müşterileriniz var. Gerçi orada hani şirketten biri dedin ama şimdi bilmediğiniz sektörler sonuçta hem içeride işte atıyorum sigorta üzerine veya işte kariyer üzerine, tabii, emlak üzerine falan filan. At yarışı üzerine de var yani sonuçta. Yani, İnsanlar at yarışı nasıl oynar da bir araştırma. Şey. Aynen. Ya şimdi hepsinin uzmanı da olamazsınız. Fiziksel olarak mümkün değil. Öyle bir uzmanlık olmadan bu şeyi nasıl sağlıyorsunuz? Aslında şey diyoruz işte her proje bir boş levha gibi başlıyoruz. Hani 3 bacağı var demiştim ya, KPI'ler, iş, kullanıcı ve trend. İş sahibine hep şunu diyoruz yani işinizi asla sizin kadar iyi bilemeyeceğiz. Çünkü iş sahibi işini hep en iyi biliyor olacak. Ve boş levha olarak başlayacağız olaya. Ama biz kullanıcı ve trend tarafını onları dinleyerek, işte trendlere bakarak doldururken
sizi de dinleyeceğiz. Sizinle de empati yapacağız. Ve sonrasında bu üçlü birleşince zaten bizde de o şey oluşacak. Zaten eğer şu an mesela bankacılık işleri yaparken yeni bir projeye başladığımızda biz kendi yaptığımız eski tasarımlardan yola çıkarsak biz de o körlüğü yaşamış oluruz. Yani gerçekten her projede direkt resetleyip o şekilde başlamak gerekiyor. Bu üç temel input'u sürekli işin içine katarak. Ve dediğin gibi yani bazen hastane web sitesi yapıyorsun. İnsanlar nasıl doktor seçiyor bunu anlamaya çalışıyorsun. Bazen işte bir insanlar nasıl alışveriş yapıyorlar, alışveriş listeleri oluşturuyorlar. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir de büyük bir ihtimal hani kendinizin düşünce şeyini dışarı atmaya çalışıyorsunuz. Hani ben böyle yapardımı, çünkü çok içgüdüsel bir şey yani. Ben böyle yapardım, o yüzden böyledir yani demek. Ama onu atmak zor. Tasarımcıda John Malkovich etkisi deniyor bu. Hani John Malkovich diye, Being John Malkovich evet, diye bir film var ya. Onun gözünden görüyorsun. Evet. Yani tasarımcı kullanıcıları kendi gözlerinden görüyor ama şey gibi düşünüyor yani. Ben böyle yapıyorum, onlar da böyle yapıyordur. Yani bazen tasarımcının kendi savunması kendi üzerinden örneklendiğinde çok doğru olmuyor. Yani yeni linkleri yeni tabda açalım. Tasarımcı diyor ki hayır aşkım. Niye? Ben öyle sevmiyorum. Direkt böyle kırmızı bir çarpı yani. Şu, sen öyle sevmiyorsun olabilirsin ama belki insanlar daha mutlular o şekilde. Peki yani yine aslında sizin servis modeliyle alakalı. Siz tasarımı yapıyorsunuz. Ürün fikrinden çıktısına kadar aslında somut bir şey sunuyorsunuz. Ama geliştirme tarafı müşteride. Evet. Değil mi? Şimdi bir de hani bu Agile'ın vesairenin bize söylediği hep işte kervanı yolda düz, çık, düzelt, çık, düzelt, çık, düzelt gibi bir hani iteratif bir cycle var. Evet. O modelde olmuyor mu sizde? Veya o hizmeti de veriyor musunuz ayrıca? Aslında şöyle, hani en başta demiştim ya bir geleneksel UX, sonra biraz yalın UX olayına baktık. Hani kasko şirketinin yaptığı aslında neydi? Gerçekten bu iş hayata geçerse çalışacak mı? Ona da lean UX deniyor. Aslında dediğim bu konuda üçüncü şeyi agile UX aslında. Yani partial delivery'nin olduğu bir line var, hat var. Evet. Ve o hatta o hat senin 3 ay boyunca ben araştırma yapacağım, 2 ay persona çıkaracağım demeni bekleyemiyor. O hattın çünkü bir an önce mikro taskları yapabilmesi lazım. Burada da hep şey oluyor işte, biz de evrilmeye çalışıyoruz. İşte en eksi birinci sprintte, eninci sprintte yapılacak, koşulacak taskların arayüzleri çalışılıyor. En eksi ikinci sprintte de şey yapıyorsun. Onun araştırmasını yapıyorsun. Prototipini, testini yapıyorsun. Ve az önce bahsettiğim o One Day UX gibi servislerle hızlı yapmak durumundasın. Çünkü orada koşan bir şey var, hat var. Ve sana böyle 3 ay, 2 ay falan verecek durumda da değil. Türkiye'de öyle şeyler yani. Türkiye'de diyorum çünkü burada sonuçta bu ekosistemdeyiz. Öyle ihtiyaçlar artmaya başladı mı? Daha böyle hani sürekli hizmet istiyorum aslında sizden. Kesinlikle. Gibi şeyler geliyor mu? Yani ben sizden bir kerelik şu projeyi yapın bana değil de. Yok aynen. Yani biz onların o sürekli ürettikleri noktada işte bir growth hizmeti var zaten. O hem sürekli A/B test yapıyor, işte growth hacking taktiklerini uygulayıp bir improvement sağlamaya çalışıyor. UX ekipleriyle sürekli şey yapıyor. Hem dünyayı takip edip neler oluyor. Şu an mesela işte Apple'ın son güncellemesiyle beaconlarla alakalı bir şey değişiyor. Onunla alakalı sürekli takip edip ürünün hangi fonksiyonu nasıl değişecek, nasıl etkilenecek bundan. Yeni bir fonksiyon eklediğinde çünkü şey bu gerçekten. Şirketler bir minibüsçü optimistliğine sahipler. Hani minibüsçünün şeyi var ya, içeride 50 kişi varken bile bir 51. kişinin girebileceğine dair bir optimizmi vardı. Fonksiyonel anlamda şirketler de böyle yani. Daha fazla fonksiyon da yaparız. Onu da ekleyelim, onu da ekleyelim, bunu da ekleyelim noktasında. Oysa mesela fake link testi diye bir şey var. Yani koyuyorsun linki, link çalışmıyor aslında. Linke basıyorsun, şeye gidiyor. Ya teşekkürler, bizim fonksiyonu geliştirmek üzereyiz. Sadece ilgine bakmak istedik diye. Koyuyorlar linki menüye. Hiç kimse tıklamazsa anlıyorlar ki yani menüde görmüş adam ama şey yapmamış. İlgilenmemiş bile. Eğer tıklayıp ya bu olsa ne güzel olur tarzında bir şey gösteriyorsa. Talep ölçüyorsun böyle. Diyor ki ya evet bu adam bunu yapacak herhalde. Yani hayata geçirirsem kullanacak. Yani
olabildiğince çalışan, yani son kullanıcının ihtiyacını yapmaya çalışıyorsun sen de. Çünkü verimli şey, kısıtlı bir kaynağın var. Bu arada hepsi buradanın tasarım sürecinde ThoughtWorks ile beraber çalışmıştık. Onlar bayağı ecel konusunda şeyler, yani bize de çok şey öğretmişlerdi. Onlarla da bölüm çektik. Çektiniz mi? Süper. Yani onların o her sprintteki storyleri, story pointleri ve şey, gerçekten yani bir kova mantığını çok iyi kuruyorlar. Yani o kovaya, o kovada 11 story point varsa 12.si girmiyor. 12.si bir sonrakine giriyor. İşte bir partial delivery noktasında her sprintte bir şey çıkıyor ortaya. Yapı çıkıyor. Sonra kullanıcılardan feedbackler vesaire alınıp aslında belki de ihtiyaç olan, hiç ihtiyacı olmayan bir fonksiyon 7 sprint sonrasına atılırken çok ihtiyaç olduğu anlaşılan bir fonksiyon hemen bu sprint alınarak aslında bayağı şey yapılıyordu. Sizin şimdi 47 kişi olmuş değil mi? Evet. 47 sadece user sponsor. iOX tarafında da 7 kişiyiz. iOX da burada şey yapıyor. Senin bir fikrin varsa alt haftada yapıyor. Yapıyor derken %100 yapmıyor. Yani prototipliyor. Hı-hı. Kullanıcıyla test ediyor ve diyor ki bunu yaparsan belki tutar. Ve bu sadece yazılım olmasına gerek yok. Tabii. Ürün yapıyor işte. Masa endüstriyel yaptı. Tasarım da yapıyor. Tabii, tabii. Çamaşır makinesi yapıyor. Masa yapıyor. Ürün yapıyor. Servis yapabiliyor mesela. Bir mağazaya diyor ki sen buraya kahve makinesi koysan insanlar daha fazla olacak. Hadi bir gün, bir hafta koyalım bakalım ne olacak falan diyebiliyor. Bu konsept hani UX ve genel olarak işte kullanılan testler vesaire yeni bir şey. Ekosistemde de çok fazla hani bu konuda tecrübeli şey de yoktur büyük bir ihtimal. Sizin sitede şeye denk geldim. İşte UX Academy diye bir şeyiniz var ve hani içeriden de bildiğim gibi bildiğim için yani içeride herhalde iç müşteriniz olan çalışanlarınıza da bu konuda bayağı bir eğitim veriyorsunuz. Bunu nasıl formatlıyorsunuz? Bunun yapısı nasıl? Nasıl bir düzeniniz var orada? Aslında şöyle oldu. Bu işin bir lisansı ya da yüksek lisansı olmadığı için insan kaynağına ihtiyaç duyduk. Hı-hı. Genelde Türkiye'de insan kaynağına ihtiyaç duyan şirketler şöyle bir şey yapıyor. Yani insan yok diyorlar. Ve bunu deyip hiçbir şey yapmamaya devam ediyorlar. Yani gördüğüm kadarıyla. Aslında bu daha geleneksel şirketlerin davranışı oluyor. Yani startuplar hackathonlar düzenliyor. Hackathonlar düzenliyor. Sektörle daha iç içe hareketler içerisindeler. Biz de dedik ki acaba yani bu insan kaynağını nasıl sağlayabiliriz? Bir tane kamp yapmaya başladık. Şimdi yazın da yapacağız. 3 haftalık bir user sponsor çalışanı olma kampı yapıyoruz. Yani UX konusundaki bütün teknikleri olmasa bile işte kullandığımız ana teknikleri öğrettiğimiz, uygulattığımız 3 haftalık bir kampı yapıyoruz. Sonra kamptan sonra İşkur'la beraber bir şey, giriş süreci var işte. 3 ay boyunca bizde stajyer oluyor, İşkur maaşını ediyor. Sonra 3 ay boyunca junior olarak çalışıyor. Kamp artı 6 aylık süreç sonrasında da ekibe dahil olmuş oluyor. Burada da mesela son yani müşteri dayağı yemeden önce bir tane STK'ya ya da sosyal girişime de ücretsiz iş yaptırıyoruz arkadaşlar. Para vermeyen müşteri dayağı yesinler diye. Ama yine de müşteridir. O dayağını atar müşteri, yani. Müşteridir. Ve müşteri dayağı çok çok olgunlaştıran bir şeydir yani. Kamplarda hep kampa bora sponsor olan şirketler var. Çocuklar işte yeni mezunlar vesaire harika fikirler ürettiklerini düşünüyorlar ki bazen gerçekten oluyor. Gidiyorlar müşterinin karşısına. Tokatla yiyorlar. Diyorlar ki aslında o kadar da harika değilmiş ya da işte müşterinin ihtiyacı bu değilmiş falan diye geri dönüyorlar ve aslında biraz simülasyon yapmış oluyoruz biz yani iş hayatı simülasyonu. Şu an ikincisini mi yapacaksınız? Yok dördüncüsünü yaptık. Dördüncüsünü yapacağız. Daha doğrusu dördüncü yıl. Yani hem kış yapıyoruz hem yaz yapıyoruz. Kış ve yaz kampı. Şey nasıl? Oradaki conversion nasıl? Conversion mesela kış kampında %20 idi. Yani orada kış kampına gelen 12 kişiden 2 kişiyi işe aldık. Yani şimdi yazında 4 kişi daha işe alacağız kış kampından. Yaz kampından da arkadaşlar gelecek. Hı hı. Tabii şey pozisyonlanmamızdan çok da mutlu değiliz yani. Hani okul olarak görülmekten diğer kariyer yani işi kariyer olan şirketler dahi UX'ci aradığında bütün çalışanlarımıza tek tek evet. iş teklif etmek suretiyle şey yapıyor. O yüzden mesela yeni bir İK'cı arkadaşımızla çalışıyoruz. O yüzden bayağı bir... O şeyleri engelliyor mu? Aynen engellemeye offları... çalışıyoruz yani. Bu arada tabii ki... LinkedIn'i kapadınız mı siz? Yok, kapatmadım. Sizin yani. İnternetinizde. LinkedIn'deki arayüz değişikliğini fark edenler ya da title'ını değiştirenlere hemen şey yapıyoruz yani. Odaklanıyoruz.
Burada tabii şey var, yin yang gibi, yani ajansta olmak ile startupta olmak, işte ürün yapan şirkette olmak şey gerçekten. Ajansta odak olmadığı için mutsuzlar. Üründe de her şey çok yavaş olduğu için mutsuzlar insanlar. Ve ara farklılık ara, yok. Evet, farklılık yok. Orada körleşim. Ara ara değişimlere ihtiyaç oluyor. Süper. Mustafa çok teşekkürler. Teşekkür bize User Spots'u anlattın. UX'i anlattın. Teşekkür ederim. Davet ettiniz. Ne demek? Biz teşekkür ederiz tekrardan. Dinleyenler de çok teşekkür ederiz. Bölümle alakalı veya podcast'le alakalı başka kimle konuşmamızı isterseniz, herhangi bir şey söylemek isterseniz biz üretimbandı.podcast.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bütün bölümlerimiz orada. Mustafa'ya da sorularınız olursa oraya da ulaşabilirsiniz. Mustafa, sana nereden ulaşabilirler ayrıca? mustafa@userspots.com'dan ulaşabilirler. Süper. Ben de ilk 11 bölümü dinleyeceğim böyle. Tamam. Haftaya soracağım. Tamam. Bir sabah bir akşam halledersin yani. Hallolur. Haftaya kadar. Çok teşekkürler herkese. Bizim sponsorumuz ve aynı zamanda bu podcast'i çekmemizi sağlayan Gümlet Medya'ya da tekrardan teşekkürler. Diğer podcast'leri de sıralayayım. Gitmeden önce Girişimci Muhabbeti'ni haftalık bir podcast. Sami Can, Barış ve Tuna'nın sunduğu girişimcilik ve teknoloji üzerine haftalık muhabbet ediyorlar. Yollarda TV, Arman ve Kore'nin sunduğu yine haftalık YouTube podcast kanallarından girişimcilik üzerine konuştukları bir podcast. Bir de serbest oyun imalatı üzerine, oyun üretimi üzerine bir podcast var. Bunları da dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.